Gülsever Tatar, 1973 Zonguldak doğumluyum. Maden mühendisiyim öncelikle, Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesinden. Daha sonra seramik mühendisliğinde yüksek lisans yaptım. Sektörde çalışırken de doktoramı da tamamladım. Özel sektörde 10 yıldan fazla seramik kara üretim süreçlerinde çalıştım. Daha sonra doktora sonrasında 2013 yılında Sanayi Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi desteği kapsamında İlksel Mühendislik Limited şirketini kurdum. Ben sektörde çalışırken ve işte yüksek lisans ve doktorayla da ilgilenirken zaten Ar-Ge potansiyeli yüksek birisiydim. Yani Ar-Ge ile çok fazla ilgileniyordum. Bu süreçte Ar-Ge çalışmalarını hep ticarileştirmek için bir şeyler yapmak istemiştim. Sanayi Bakanlığı'nda böyle bir imkanı olunca Ar-Ge çalışmalarımızı ticarileştirebilmek amacıyla bir şirket kurduk ve girişimci olarak bu şekilde başladım. Daha sonra da müşterilerimizin talepleri doğrultusunda yaptığımız Ar-Ge çalışmaları, bunlardan çıkan ürünler, işte müşterilerimizin yönlendirmesi, bunu bu şekilde bir şey yapabilir miyiz derken kendimizi işte seramik, porselen, mozaik ve 3 boyutlu seramiklerin üretimi içerisinde bulduk. Tabii ki yüksek lisans yaparken çok farklı part-time işlerde çalıştım. Yani öğretmenlik yapmaktan tutun, işte garsonluk yapmaktan başlayıp öğretmenlik, markette kasiyerlik gibi farklı işler yaptım. Bu işleri yapmam bana daha sonraki iş hayatımdaki süreçlerde çok geniş kapsamlı düşünebilme ve olaylara farklı bakış açılarıyla bakabilme imkanı verdi. Ama seramik mühendisi olarak ilk işim Ar-Ge mühendisi olarak Kütahya'da Altınçin Seramik Fabrikası'nda Ar-Ge mühendisi olarak başladım 1997 yılında. Orada 7 yıldan fazla çalıştıktan sonra başka bir özel sektöre kalite yönetim temsilcisi olarak geçtim. Bu süreçte uzmanlık alanım Ar-Ge, proses kontrol ve kalite kontrol yönetim sistemleriydi. Daha sonra dediğim gibi doktora sonrasında da kendi işimi yapmaya karar verince de doktora tezimde de bir tane TÜBİTAK projesi, bir tane üniversite projesi bitirmiştim. Yani bu projeler sayesinde de biraz daha ürünleri ticarileştirme ve girişimciliğe doğru yöneldim. Daha sonra da dediğim gibi Sanayi Bakanlığı'nın desteğiyle de firmayı 2013 yılında kurmuş oldum. Ve ben çocukluktan beri toprakla çok ilgileniyordum. Annem de hep beni işte sen toprağı çok seviyorsun. Ziraat mühendisi ol, maden mühendisi ol. O zaman tabii bizim Zonguldak'ta memleketimizde çok fazla seramik bilinen bir sektör değildi. Onun için de ben maden mühendisliğini seçtim ve çok severek okudum. Ancak 94 yılından sonra Zonguldak'ta madenle ilgili küçültme kararı alınıp çok fazla iş bulma imkanı da kalmayınca üniversite hocalarımızdan birisi işte sene sonu mezuniyetimizdeki ziyaretimizde mermer ve seramik ilerleyen sektörler, bir madenci olarak bu taraflara da yönelebilirsiniz şeklinde bir açılımda bulundu. Ben de bunu araştırırken Kütahya'da seramik mühendisliğinde yüksek lisans sınavlarından haberim oldu. O zaman seramik mühendisliğinde yüksek lisansa Kütahya'ya başvurdum. Orasına işte kabul olunca yüksek lisansa Kütahya'da seramik mühendisliğinde yüksek lisans yapmaya başladım ve o şekilde artık madenden zaten ham maddeler açısından çok yakın iki sektör birbirine. 94 yılıydı ve seramik mühendisliği de ilk defa yüksek lisans öğrencisi alıyordu. Yani seramik mühendisliği olarak bir bölüm de daha önce yoktu zaten. Ondan sonra seramik mühendisliğinde ilk yüksek lisans öğrencilerinden biriyim yani ben de. O şekilde seramiğe yönelmiş oldum. Firmamız porselen mozaik seramikler ve 3 boyutlu el yapımı seramikler üretiyor. Kaplama malzemesi olarak bina içi ve dışında kullanılıyor. Yine zeminde de kullanıma uygun. Özellikle porselen mozaik serimiz havuz içi kullanımına da uygun. Mutfak tezgah arası, işte banyo, duşakabin, kafe, bar, restoran dekorasyonunda yaygın bir kullanım alanı var. Butik projeler daha çok. Yani hani endüstriyelin o çok sıradanlığından sıkılan, daha böyle ruhu olan bir ürün isteyenlere yönelik aslında ürünlerimiz. El yapımı da olduğu için o sıcaklık ve ruh kendini daha iyi gösteriyor ürünlerimizdeki.
Bu kapsamda butik projeler yapıyoruz. Yani müşterilerimizin kendi konseptlerine uygun istedikleri model ve renkte üretim yapabilme kabiliyetimiz var. Bunda hani Ar-Ge yapımız oldukça güçlü. İstenilen renk, efekt ve model çalışıyoruz. Aynı zamanda da yarı endüstriyel olduğumuz için kapasite problemimiz de yok. Yani hani butik atölyelerde genelde bir kapasite sınırlaması vardır. Bizim yarı endüstriyel bir tesisimiz olduğu için kapasite olarak da oldukça iyi bir şekilde hizmet verebiliyoruz. İhracat yapıyoruz. Farklı ülkelere ihracat gerçekleştiriyoruz. Bunda da arttırmak için de büyük çaba sarf ediyoruz. Bağlantılarımız, işbirliklerimiz devam ediyor. Müşterilerimizle genellikle yani çözüm ortağı şeklinde çalışıyoruz. Birlikte proje geliştiriyoruz. Sürekli çalışmaya çok özen gösteriyoruz. Müşterilerimizle sürekli çalışabilmeye çok özen gösteriyoruz. İngiltere'ydi. Hatta şöyle bir şeyi var. El yapımı şeyi çok, yani el yapımı etkisi çok olan bir ürün istemişlerdi. Ondan sonra biz de ürettik. Ama dediler ki yok, bu çok şey değil, çok düzgün, bozuk değil. Ondan sonra biz de bu sefer penseyle böyle kenarlarını kırıp daha yoğun bir el yapımı havası vererek üretmiştik. Güzel de bir şey olmuştu. İngiltere'ye ihracat yapmıştık. Aracı firmamız vasıtasıyla yapmıştık o ihracatı. Yurt dışına daha çok projelerden çok alışkınız. Yani proje bazlı da çalıştığımız için daha önce Avrupa Birliği projeleri, işte TÜBİTAK KOSGEB projeleri, özellikle Avrupa Birliği projelerinde kendi alanımızla ilgili problemler üzerine projeler yaptık. Üretime geçmeden önce proje danışmanlık kısmımız daha ağırlıklıydı. Üretime ağırlık vermeden önce 2016 yılı öncesinde. 2016'dan sonra yavaş yavaş proje danışmanlıkları azaltıp üretime daha fazla ağırlık vermeye başladık. Bu kapsamda yurt dışında da çok güzel projeler yaptık. Mesela inovatif fikirlerin ticarileştirilmesi üzerine Avrupa'daki uygulamaları görmek üzerine bir proje geliştirdik. Osman Gazi Üniversitesi işbirliğiyle. Orada eğitimlere katıldık. İşte oradaki uygulama örneklerini gördük. Ondan sonra oradaki bazı aldığımız, öğrendiğimiz şeyler bize burada üretim sürecinde hani Ar-Ge'deki işlerimizi ticarileştirmek konusunda da bir altyapı sağladı açıkçası. Ben yaptığın işe bakma olayını annem ve babamdan hakikaten öğrendim. Babam benim marangoz, annem de terziydi. İkisi de işte iş zamanlarının, annem ev hanımıydı, babam çalışıyordu. İş zamanlarının dışında evde, atölyede uğraşırlardı. Mesela babam her seferinde bir işte eskiden tabii tahta, ahşap doğramalar vardı. Yaptığı zaman doğramayı işte kapı olsun, şey olsun, kasa olsun karşısına koyar. Bir şöyle bir bakardı. İlk önce kendi hoşlanırdı yani yaptığı işten. Kendinin hoşuna giderdi. Ondan sonra o benim de, ben de mesela çok yer etmiştir. Yani yaptığım işte ben de bir dönüp bakarım yani ne yaptım, oldu mu olmadı mı. Ondan sonra annem de aynı şekilde mesela dikiş dikerdi her seferinde farklı bir şekilde. Bak bu sefer böyle yaptım, bu sefer şöyle yaptım diye. Onlar tabii ki bizim çalışma şevkimizi ve yöntemimizi de biraz şekillendirdi galiba bu şey. Ondan sonra hani yaptığın işe arkanı dönüp bakmak çok önemli. Ne yaptım diye önce kendini değerlendirebilmek çok önemli. Orada maalesef gittikçe herkes en ufak bir şeyde çok abartılı bir şekilde yorulup yoğun çalıştığını falan anlatıyor. Yani bu da dediğim gibi her şeyden önce ülkemiz için yazıp yani işveren olsun, çalışan olsun hepimizin bu ülke için çalışmaya ihtiyacı var yani. Benim her şeyim işim. Yani hobim de işim. Yani mesela kafamı dağıtmak istediğimde bu konuyla ilgili ufak tefek böyle el becerim çok iyi değildir ama kendim bir şeyler yapıyorum. Ya da onunla ilgili bir yayın makale okuyorum. Ya da işte bununla ilgili ne yapabiliriz diye bir araştırma yapıyorum. Yani bunlar benim hobilerimi oluşturuyor. Şey hani zihinsel olarak farklı bir şey düşünerek bir hobi elde edinmeye çok müsait değilim. İlk ürettiğimiz ürünler aslında proje kapsamında yaptığımız ürünlerdi. Proje kapsamında bu yine endüstriyel simbiyoz projesi kapsamında şu ürünleri ilk hatta fuara falan çıkarttık.
Bunlarda çok heyecanlıydık. Ama bunlarda istediğimiz satış potansiyelini o zaman için oluşturamadık. Çünkü o zaman satışı çok iyi bilmiyorduk. Ondan sonra işte bunları tekrar hayata geçirmek için ilave ARGE çalışmalarıyla bir şeyler yapacağız. İlksem firmamızın ismi. İlksem benim adım ve mesleğimin toplamı, yani İlknur seramik ve madenden oluşuyor. Ondan sonra markamızda, tescilli markamızda Native Art. Onu da biraz daha işte native, işte doğal ve yerli anımsattığı, art da sanat olduğu için ikisini birleştirerek o şekilde bir marka yaratmayı düşündük. Native Art bu sanatsal ürünlerimiz için. Bir de Native Green markası aldık. Çevreci ürünlere ağırlık vermeyi düşündüğümüz için. Onları da Native Green markasıyla piyasaya süreceğiz inşallah. Seramik sektörü olarak tabii çok geniş kapsamlı bir sektör. Seramik belki burada bizim içinde bulunduğumuz seramik kaplama malzemeleri. Hatta onun da işte endüstriyel ve butik olarak ayırabiliriz. Endüstriyel üretim süreci zaten çok ciddi anlamda yatırımlarla, teknolojik donanımlarla büyüyen bir sektör. Sadece tabii ki dünyada rekabet çok artıyor. Önceden sadece kaplama malzemeleri işte İtalya, İspanya ile ve Çin'le rekabet ediyordu. Çin'e göre daha kaliteliydi. İtalya, İspanya'ya göre de hemen hemen aynı kalite olup uygun fiyatlıydı. Onun için iyi bir rekabet potansiyeli vardı. Ancak tabii ki işin içine Hindistan ve İran gibi ülkelerin de girmesi, özellikle Hindistan, bu rekabeti biraz güçleştirmeye başladı endüstriyel alanda. Butik alanda zaten daha rekabet, dünya çapında rekabet biraz daha Türkiye avantajlı diyebilirim. Ama orada da yine bir Hindistan, Fas Hindistan grubu geliyor. Bunun içinde sektörde enerji politikalarıyla ilgili özellikle bir değişim olmazsa seramik sektörünün işi zor. Çünkü dünyada rekabette en çok yorulduğumuz nokta enerji fiyatlarının bizde özellikle pandemiden sonra %700'lere varan bir artışla çok yüksek olması. Başarının anahtarı bıkmadan çalışmak. Yani hani gerçekten hani bütün kişisel işte motivasyonla ilgili, kişisel gelişimle ilgili şeyler de öyle. Başarısız olduğum her noktada ve başarılı olduğum her noktada da o bilimsel olarak kişisel gelişimdeki adımları kendimde görebiliyorum. Yani evet, bak ben de böyle yaptım, bunun için başarısız oldum. Ya da evet tamam başarılı oldum çünkü evet ben de ısrarlı bir şekilde işte düşüp ayağa kalkmayı biliyorum şeklinde. Yani çalışmak, yani başka eğer yani başka bir şeyiniz yoksa, özel bir yeteneğiniz, kabiliyetiniz, hani çok sizi dahi yapacak bir şeyler yoksa başarmak için çalışmaya ihtiyacınız var. Ki hatta dahi yapacak yetenekleriniz bile olsa çalışmaya ihtiyacınız var. Onun için önemli olan şey istikrarlı bir şekilde çalışmak, yılmadan ve kaybetmekten, başarısız olmaktan korkmadan çalışmak gerekiyor.